Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Mustafa Güler Hızlı yayınları TT Soru Bankamızın TT kampına hoş geldiniz Bu videoda 164 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum Başlayalım mı? Haydi Aşağıdaki şemada sol üst hücrede yazan yani şuradan bahsediyor arkadaşlar polinomu bağlantılı hücrede yazan işlem ile bir sonraki hücredeki polinom işleme giriyormuş. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Şu x kare eksi 3 yazdım. x kare eksi 3 çıkar demiş. Kiminle çıkar? x'ten çıkar. Alasana. eksi x. Sonra çarp demiş. Görüyor musunuz? Çarpma işlemi. Tamam çarpalım. Kiminle? x ile. Tamam. Sonra yine topla demiş. Artı. Kiminle? x ile. Sonra bir daha topla demiş. Artı kiminle? X kare artı 2x ile. Diyor sonuç hangi polinom olur diyor. <laughs> Hadi bitti. Ee, şunu bir fışt 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 yapalım. Yani x küp eksi 3x eksi x kare artı x bir de bunu da ekleyelim. Artı x kare artı 2x Evet. Yani şu x x kare artı x kareyi götürsün. Burada bir tane x küpüm var. Kesinlikle. Şurada eksi 3 x artı 3 x. Aaa. X'e de birini götürdü. O zaman cevap x küptür. Varmış şıklarda? Tabii ki var. Cevap. Denizli soru bitmiştir. Tamam. Haydi. <laughs> Murat elinde 20 santim uzunluğundaki bir teli. Bu şekilde ilk başta x'ini büküyormuş gördünüz mü? Sonra diğer taraftan bükme işlemini yapıyor ve 3 adımda e, bu işlemi sağlıyormuş. Şimdi benden burası x'e, şurası x, şurası a'ysa şurası a olsun. Kardeşim e, Murat 20 santim uzundaki telin, o zaman telimizin tamamı yani çevresi 20 santim değil mi? Evet hocam. E telimizin tamamı eğer 20 santimse ise... Yani şu çevresi 20 santim olacak. Yani 2x artı 2a eşittir 20'den. x artı a eşittir 10'dan. a neye eşittir? 10-x'e. a'yı buldum. Benden ne istiyorsun sen? Diktörken alanı. <laughs> fx fonksiyonuyla gösterirsem. Alan x çarpı a değil mi? Yani x çarpı a yerine de bunu yazalım. Yani 10-x. Pışt pışt yapalım. Yani senin fx'in neye eşittir? 10x eksi x kare. Var mı şıklarda 10x eksi x kare? Tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Baş kat sayısı 2 olan. Üçüncü dereceden bir px polinomunun sadece iki farklı gerçel kökü varmış. Tamam. O zaman bir px arkadaşlar ifade edelim. Baş kat sayısı 2 mi? 2 çarpı. Eğer P0 ve P1'i vermişse o zaman bir çarpanımız x, bir çarpanımız x eksi 1 eşittir 2 dediği için artı 2. Tamam. Hiçbir sorun yok. Ama ne diyordu? Sadece iki farklı gerçel kökü var. O zaman ben dedim ki Px'im. Tamam. Şöyle bir şey doğrudur. Haklısınız ama üçüncü dereceden dediği için ve bir de iki tane kökü var işte. O zaman ben dedim ki ya bu karedir. Bunun üstü 1'dir. Ya da bu karedir. Bunun üstü 1'dir. Var mı burada bir sıkıntı? Hocam ne sıkıntı olacak? Soru bitmiştir. Hadi. Benden ne istiyorsun? P2 istiyorsun. Şurada x yerine 2 yazınca. A şurada x yerine 2 yazalım. x yerine 2 yazalım. Sonuç kaç çıkar? 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım. 8. 2 de burada var. 10. Geldik buraya. X'e ee, e 2 yazmıştım. Burası zaten 1'dir. Yazmazsanız da olur. 4, 2 daha 6. Ne diyordu? Ee, Sayılarda hangisine eşit olabilir? 6. Yani yalnız 2 soru bitmiştir. Tamam. Bu kadar. Haydi. fx en basamaklı x doğal sayısının rakamları yerleri değiştirilerek elde edilen rakamları farklı. Biri birinden ve x'ten farklı. Ha. Ya mesela 123'ün rakamdan gelen değiştireceksiniz. 123 olmaz. Çünkü bu sayıdan da farklı olacakmış. O zaman 132. 2'yi başa yazarsınız. 213, 231. 3'ü başa yazarsınız. 312, 321. Hepsinin toplamı buymuş. O zaman f 210'u bulurken bir defa 210 yazılmaz. Onu sana baştan söyleyeyim. 2 yazdım. 0, 1, artı. 2 ile bitti. Başa bu sefer 1 yazalım. 1, 0, 2 artı 1, 2, 0 artı. Başa bu sefer 0 yazamayız. <laughs> bitti. Başa 0 yazılmaz ki arkadaşlar. <laughs> dur, 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 dur. Silgimizi alalım. Artı bitti yani. Ah. Benden a bunların toplamını istiyor. 2, 300, 400. Zaten şıkların hepsi 3 tanesi 400'lü. <laughs> hepsini toplamı arkadaşlar. Sonu 1, sonu 2, sonu yani 3 bir, birler basamağı 3 olacağı için sınav hepsini toplayın arkadaşlar. 423 olduğunu görürsünüz. Ben de kestirmeden gideyim. Hepsini toplayın 423. Cevap denizde. Soru bitmiştir. Tamam. Haydi. fx eşittir 0 eşitliğinde x değerlerinin toplamı. Arkadaşlar x değerlerinin toplamı işte bunlar. Şimdi fx eşittir. Dur dur dur. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. fx eşittir 0. Buradaki x değerleri belli işte. Eksi 4 beni 0'a götürür. 1 beni 0'a götürür. Bir de 6 beni 0'a götürür. Toplamı aymış. Bana bunları toplar mısınız? Bunların toplamı kaç oldu arkadaşlar? Ee, 7, 4 çıktı. 3. x eksi 2 demek. Şekli 2 birim sağa kaydır. Şu eksi'nin anlamı arkadaşlar sağa kaydır. Şekli 2 birim sağa kaydırır mısınız? Hemen kaydırayım. Şekli 2 birim sağa kaydırdım. Aa. Şurası 2 birim sağa kaydırdık -2. 2 iki. İki birim sağa kaydırdım 3. 2 birim sağa kaydırdım 9. E burada içini 0 yapan x değerleri -2, 3 ve 9'dur toplamı kaçtır? 12'den e, 2 çıktı. Evet 2 birim, e, 2 birim sağa kaydır diyorum. Ben buraya 9 yazıyorum ya. Çok özür dilerim arkadaşlar. 2 birim sağa kaydır. Tamam 2 birim sağa kaydırdım. 2 birim sağa kaydırınca burası 8 olur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi e, sıfırlayanlar eksi 2. 3 ve 8 bunların toplamı kaç eder? 11, 9 mu eder? Evet. Demek ki buradaki B de arkadaşlar 9 çıktı. Benden A bölü B istiyor. Yani 3 bölü 9 cevap 1 bölü 3. Var mı 1 bölü 3? Tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. F bir de F artı G fonksiyonların grafikleri verilmiş. Süper. Şimdi şimdi bir noktası diyor. Dikkatiniz mi? Hangileri doğrudur diyor. Şimdi birinci öncülden yolumuza devam edelim. Bir noktasında şu kırmızı olan F. Bir noktasında f 1 neye eşittir 0'a. 1 e noktasında a ah, mavi olan f artı g 0'dan büyüktür. Yani f artı g diyeceğim f artı g 1 büyüktür 0. 1'i dağıtınca yani f 1 artı g 1 büyüktür 0. Oğlum f 0 değil mi? O zaman g 1 0'dan büyüktür. E bu doğru. Birinci öncül doğru. Şimdi geldik ikinci öncülümüze. <laughs> i̇ki noktasında. Arkadaşlar iki noktasında mavi olan f artı g değil miydi? Yani f artı g 2 e, sıfır eşit. Eşittir 0. Tamam bir kenarda dursun. E ben iki noktasında kırmızının da sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Yani f büyüktür. 2 noktasında tabii ki sıfırdan büyüktür. Şunu dağıtalım. Yani F2 artı G2 eşittir sıfırdan. Oğlum F2 pozitifse o zaman G2 negatiftir. Hani toplam maksat sıfır versin. E bu da doğru. Ve geldik son öncülümüze. Yani öncülümüze. üçüncü öncülümüze. 3. öncül 4 ve 5 noktasından bahsediyor. Önce bir 4'e bakalım. Gençler 4 noktasında kırmızı 0, Yani F eşittir 0, F4 eşittir 0. Tamam. Kırmızı da... 4'te. Aaa. F artı G de 0'dan küçük. F artı G 4'te 0'dan küçük. 4'ü dağıttım. Yani F4 artı G4 küçüktür 0. E sen F4'ün 0 olduğunu biliyorsan o zaman G4 negatiftir. Şimdi G4'ü ne bulduk? Negatif bulduk. Altına eksiği yazdım. Şimdi geldik 5'i bulmaya. Hocam 5'te dur 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 şu f fonksiyonu kırmızı olan sıfırdan küçük değil mi kardeşim evet f5 sıfırdan küçük tamam 5 noktasında <laughs> mavi bakın tam fonksiyon üzerinde yani f artı g de sıfıra eşit ah, eşittir sıfır şimdi ben sana sorumu soruyorum f5 negatifse o zaman g5'in pozitif olması lazım ki toplamları biri pozitif biri negatif topladığım zaman sıfır eşit olsun. Demek ki G şurada pozitif. E biri pozitif biri negatif çarpımları sıfırdan küçük müdür? Evet hocam o zaman bu da doğrudur. Hangileri doğrudur? E hocam şaka mısın bunların hepsi doğrudur. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam Şimdi epiksi vermiş ama düzgün vermemiş. Yani A'lı B'li vermiş. E bulalım. Eksi 1 bizi nereye götürüyor? 2'ye. X yerine eksi 1 yazıp 2'ye eşit misiniz? Yani A artı B eşittir 2. Evet. Sonra 3 bizi nereye götürmüş? 10'a. X'e 3 yazıp 10'a eşitler misiniz? Tabii ki 9'a artı B eşittir 10'a. Soru bitti. Aa, aa, mavi kalem mi alayım. Üst tarafı eksiyle çarpayım ki B'ler birbirini götürsün. 8A 8'den A'yı ne buldum? 1 buldum. A'ya herhangi bir denklemde 1 yazdım. A, B de 1 çıktı. <laughs> o zaman fx'i bulduk. fx'imiz neye eşittir? x artı 1'e. Bitti. Şimdi geldik bunu bulmaya. Eksi 1 bizi nereye götürüyor? 3'e. x yerine eksi 1 yazıp 3'e eşitler misiniz? Yani c artı d eşittir 3'e. Sonra 2 bizi 6'ya mı götürüyor? X'e 2 yazınca 4C artı D eşit midir 6'ya? Üst tarafı hocam eksiyle çarpalım. A, a. Ah. Maksat D, D'yi götürsün. 3C, Üç 3'ten C'yi 1 buldum. C'ye 1 yazdım. Karşıya attım. D'yi de 2 buldum. Yani şey de buldum. <laughs> Gx de buldum. Ah. Gx eşittir. C'miz 1'di. Yani x kare artı 2. Gençler burası ax kare artı b'ydi. Ben burada x kareyi yazmayı unutmuşum. Onu da ekledim. Yolumuza o şekilde devam edelim. Tamam mı? <laughs> Bakın a x kare artı b, c x kare artı d. ben kareyi unutmuşum. Özür dilerim. Şimdi önce bir g sıfırı bulalım. g sıfır demek x yerine sıfır yazdınız. 2 mi oldu? Evet hocam. Devam edelim altına 2'yi yazdım. Şimdi F2'yi bulalım. F'de 2'yi bulursam 2'nin karesi 4. Bir daha 5. Şurasını 5 buldum. Geldik bu tarafa. F0'ı bulalım. F0, F0, F0. Sonuç 1'dir. Çünkü 0'ın karesi 0. Bir daha sonuç 1 olur. Şunun altına 1'i bastım. Hemen G1'i bulalım. Hocam G1'i de bulunca 1'in karesi 1, 2 daha 3 olur. Şurası da arkadaşlar 3 çıktı. 5, 3 daha cevap ne olur? Hocam 8 olur. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. Şimdi, 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 şimdi. Arkadaşlar madem bunlar hep M, o zaman biz buna da M yazalım. Yani FM eşittir 2M eksi 4. GM eşittir, evet 3M. Tamam. Şimdi fok demek önce f'i yazıyorsunuz. Bileşke sonra g'yi yazıyorsunuz. Yani 3m. Eşittir. 2 tane fm. Yani 2 tane fm dediği de 2m eksi 4. Hadi. Bileşkenin anlamı sağdakini tutup soldaki x gördüğümüz yere yazmıyor musunuz? Yani 2 çarpı 3m eksi yani 2 çarpı 3m eksi 4. Heh. Eşittir. Şu 2'yi de içeriye dağıtalım. 4m eksi 8. Şurası 6m. 4m bu tarafa attım. 2m eşittir. Eksi 4'ü karşıya attım. Eksi 4 kalır. m'i eksi 2 buldum. Tamam. Sen benden ne istiyorsun? F2 yani f eksi 2 bölü G eksi 2'yi istiyor. Çünkü biz M eksi 2 bulduk ya. Hadi F eksi 2'yi bulur musunuz? E hocam eksi 8. G eksi 2'yi bulur musunuz? E o da eksi 6. Eksi eksi'yi götürdü. 2'ye bölün cevap 4 bölü 3. çıkarda 4 bölü 3. Tabii ki var cevap. Denizli soru bitmiştir. Tamam. X eşittir M. Bakın 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 bakın. M de hepsi birbirine eşit değil mi? Eşit. O zaman birinci öncül. Yani hepsi de neye gitmiş? E, neye gitmiş? Hepsine n n n yazınca 2 n bölü n'den cevap 2'dir. Tabii ki doğru. Arkadaşlar iki noktasında hepsi üst üste. Hepsi birbirine eşit ve hepsi de neye gidiyor? Tamam. F eme, m'e dedim. G n de n. H N'de n de n. 2 n bölü n'den cevap 2'dir. İkincisi M artı 1. Arkadaşlar M artı 1 demek a, a bir birim ilerisi. Burada en büyük kim? F. Yani Fn en büyüktür. Sonra Gn gelir. En küçüklerde Hn'dir. Evet N noktasında en büyük F. Sonra G sonra H. Soru ne diyor? F H'dan büyüktür. F H'dan büyüktür. Doğru söylüyor. Ve geldik sona sıfırlan. M arasında X varmış. Yani X burada bir yerde. Allah aşkına X burada bir yerde ise en büyük kim? Kırmızı yani H. En büyük H. Sonra şu yani G. En küçükleri kim? A şu mavi yani F. Tamam. Diyor ki H en büyüktür. Doğru söylüyor. F ortadadır. Yalan söylüyor. F en küçükleri arkadaşlar. Yalan. Yani yanlış. Hangileri doğrudur? 1 2 doğrudur. Cevap Denizli. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı. Mantık bu, olay bu. Haydi.